Cuma saati niyetine. Zihnimde bahar renginde kelimeler. Dilimde ısırgan acısı. Bir dilenciden diledim adresini. Ketumdu. Dağıldı gitti. Yek vücut ile pare pare arası gidişlerden bahsetti. Ayağında eski dünyadan bir iskarpin. Dudağında inatla kaçak tütün. Aha şurası Zalban Bedros'un ahırı. Şurası Yemenici Yusuf'un saçağı. Birisi burger niyetine, öteki brujin. Garip, çok garip. Oysa bu mevsim sokağında karanfil kokusu yayılırdı. Kurşundan kelimeler damatıldı üzerime. Ökçemde o geceden kalan uyku, korku. Titredim. Adını dahi soramadım. O da dönüp bakmadı. Ben ona parsekar, o bana bir mekan diyebildi. Demiş çok değerli hocamız Hamza Çelenk. Hamza hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk üstadım. Seyircilerimize iyi akşamlar bile demeden şiirinizle girdik. Cuma ve Düş isimli şiirinizle girdik. Yüreğinize sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başındaki dostlarımız da hoş geldiler, sefalar getirdiler ekranlara. Şiir değil midir? En güzel selam, en güzel muhabbet. En yani güzel şiir, gerçekten şiir. Dilden gönüle demiştiniz. Ama sizin de yüreğinize sağlık, hakikaten güzel bir şiir. Bütün şiirler öyle, kalite kokuyor buram buram. Cuma ve Düş şiiri de güzel bir eser. Birazdan nostalji olmuş hani tam böyle Nalbant Bedros'tan gidip Yemenici Yusuf'a uzanmışsınız. Evet hocam, Hamza Çelenk, bu şiirleri yazan Hamza Çelenk kim? Hikayesi nedir? Bu memleketteki derdi nedir? Neler yapmak ister? Dostlarımız Hamza Çelenk'i sizden tanısınlar. Derdimiz aslında herkesin derdi olan şehirdir şu an. Üzerinde durduğumuz, kelimeleri uğrunda harcadığımız, yerine göre kelimeleri kendisine siper ettiğimiz şehirdir şu an. İnsanımızdır, derdimiz insanımızdır. Derdimiz daha nitelikli bir eser ortaya koyabilmektir. Bu insan olabilir, bu şehir olabilir, bu kelime olabilir, hiç fark etmez. Bu noktada emek veren insanlara kendimizce katkı verebilmektir. Kimin ne yaptığı çok önemli değil. Bir şeyler yapılması gerekiyor ve kim yapıyorsa da her birimiz, şehrimiz, insanımız ve kelime için elimizden gelen gayreti zaten sarf etmek durumundayız. Hamza Çelenk kimdir? Hamza Çelenk Adıyamanlıdır. Adıyaman'da 500-600 bin insandan herhangi biri. 500-600 bin insan gibi onun da kendine göre dertleri var. Adıyaman doğumluyum. Kahta'da liseyi okudum. Sosyoloji lisans ve yüksek lisansı sosyoloji alanında yaptım. Eğitimciyim. Farklı dergilerde yazmaya çalıştım. Yazıyorum dergide. Yedi İklim'de yazdım. Yolcu'da yazdım. Uzun süredir Güne Bakış Gazetesi'nin kurulduğu günden beri Güne Bakış'a yazıyorum. Sosyoloji okurken bir sosyoloji dergisi çıkardık başta. 3-4 sayı onda devam ettik. Sonra Çığlık diye bir edebiyat dergisi çıkardık. Daha sonraki süreçlerde Pirin diye bir dergi çağırdık. Bu dergilerin hepsinin yayın kurulundaydım. Sonraki süreçlerde Nisan, Bilgi Dostları, burada bir kısım dostların çıkarmış olduğu Mim, farklı dergilerde kalem oynattık. Bir şeyler yazmaya çalıştık. Şu an eğitim idareciliği yapıyorum. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Çok da iyi yapıyorsunuz. Eyvallah. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Hakikaten güzel eserler, kaliteli eserler meydana getirmişsiniz. Onları tek tek konuşacağız. Ama malum bir deprem süreci yaşadık. Bir trajedi yaşadık. Bu trajedi bazen insana bir şeyler yazdırıyor. Edebiyatı bir yerlere getiriyor. Edebiyat onu bir yerlere getiriyor. İkisi birbirini tamamlıyor. Şöyle bir soru sorsam size. Deprem sonrası edebiyat
ne duruma geldi? Trajedi bize bir şeyler yazdırabildi mi? Şu var, mesela iyi eserlerin Kahir ekseretine bakın. Hem Türkiye edebiyatında hem Avrupa'da. Ya aslında her yerin edebiyatında üç aşağı beş yukarı yönelim, yaklaşım birdir. Trajediler kendisiyle beraber ya da yıkımlar ya da olağanüstü sevinçlerdir. Yani insanı etkileyen her unsur, her olgu, her olay orada bir edebiyat dalgalanması da meydana getirir. Evet. Mesela sefillerin yazılmış olduğu ortama bakın. Diğer taraftan şeyin yol ayrımına bakın. Memleket meselelerine bakın. Onun dışında suç ve cezaya bakın. Ha, nerenin sosyal dokusuna bakarsak bakalım, o toplumun endişeleri, sevinçleri, üzüntüleri kendisiyle beraber bir yazın meydana getirir. Ve özellikle bizim coğrafyamız biraz daha trajedi coğrafyası. Dikkat edin, bizim büyüklerimizin anlatmış olduğu ya da söylemiş olduğu kılam diyoruz, dengecilerin söylemiş olduğu kılamın Kahir ekseretti bir aşk acısı, bir kahramanlık şeyi üzerine, formu üzerine dönüşmüş ve o şekilde devam eder. Bizim yazılı olan metinler de bu şekildir. Dolayısıyla trajedinin yazın hayatında, yazısal alanda görünümü ya da sosyal, sanatsal alanda görünümü bir tık sevinç alanının önündedir. Ben zamanında ilk kitabımda bir deneme orada yayınlamıştım kitabın içerisinde. Sanat mağdurların intikamıdır diye bir deneme. Şimdi düşenler, travmaya maruz kalanlar kendilerini dokunaklı iyi kelimeler ile ifade ederler. Edebiyat şeyde, deprem de her ne kadar bizim üzerimizde büyük yıkımlar oluşturulursa da bizi hakikaten sevdiklerimizde, şehrimizde, insanımızda alıkoysa da bir edebiyat onun dile getireceği bir yazın da ortaya çıkardı, çıkarmak zorunda da. Evet. Ya bu ne olur? İyi metinler belli bir süreci izlerler. İyi mi? Bu şey değildir. Diyelim bir kavga olur, iyi bir gazeteci alır eline bir fotoğrafı, en iyi fotoğrafı şey yapmaya çalışır. Ya da bir sanatsal etkinlik olur, orada duygulu bir ortam oluşur. Evet. Bir tane fotoğrafçı alır, anı yakalamaya çalışır. Hı hı. Aslında edebiyat biraz bunun dışındadır, anın dışındadır. Anın kamilleşmesini de bekler. Kemale ermesini de bekler. Çünkü ilk söz erken söylendiğinde o sözün toparlanması ciddi bir yanlışlıklara da sebep olabilir. Ben özellikle bu deprem sonrası 8-10 şehirdeki insanların güzel metinler ürettiklerini de gördüm. İyi şiirler gördüm. Hakikaten iyi şiirler gördüm. İyi denemeler, iyi hikayeler gördüm. Ama şey bağlamında, zannediyorum roman bağlamında, roman biraz zaman gerektiren bir şey. Evet. Hala edebiyatın içerisinde aha bu diyebileceğim bir şey oluşmuşsa da ben daha şahit olmadım. Evet. Ama iyi şiirler var, iyi denemeler var, iyi hikayeler var. Ben zannediyorum bir şekil dönüşüm olur, kendi romanını da oluşturur. Ve o bir süreci, bir zamanı gerektirdiği için muhtemelen kamilleşecek ve insanlar bu noktada iyi bir eser vereceklerdir diye düşünüyorum. Kendim de deprem sürecinde buradaydık, bir yere ayrılmadık bir kısım arkadaşlarla. Bağlı olduğum kurumun çalışmaları vardı, o çalışmaların içerisindeydik sonuna kadar. İnsanın şahit olmuş olduğu şeyler, olumsuzluklar ya da birilerinin yerine göre fedakarlığı da, sadece işin olumsuz boyutuna bakmayalım. Hı hı. Bu şehirde çok güzide insanlar tanıdım, elleri öpülesi insanlar tanıdım. Ya bunlar da insanlara bir söz alanı açıyorlar.
Bu şiir mesela, ilk Sızı diye bir şiir yazmıştım. Bir ara size göndermiştim, sizler de şey yapmıştınız. Daha sonra sevgili Bilal sosyal medyada seslendirip şey yapmıştı, paylaşmıştı. Onun dışında Yedi İklim'de, Yolcu'da yayınlanan bir iki metin oldu. 3-4 tane deneme yazdım yine şeyle ilgili, deprem süreci. Ben deprem, sadece bir deprem oluşumundan biz bahsetmiyoruz. Deprem insan ilişkisi, deprem insan psikolojisi, insan ortada kaldığında, yani depremde insan manzaraları. Aslında yerine göre kendini kaybeden insan, yani belki yerine göre insanlıktan çıkmış insanın da psikolojisini oraya yansıtmak gerekecek. Çünkü travmalar toplumların aslında gizil davranışlarını da ortaya çıkarır. Evet. Mesela bu hazin bir öyküdür aslında. Yani biz Kabil ile Habil meselesinden bahsederiz ya. Yani tüm toplumun kodları Habil üzerine okunmaz. Bir Kabillik de vardır orada. Nedir? Ortam, bir kısım şeyler, organizmalar, organizmaların ortaya çıkması için bir ortamın oluşması gerekir. Olumsuz bir fiil için, olumsuz bir fiil için ne oluyor? Olumsuz fiili işleyecek insanlar o ortamı beklerler. Evet. Yani yakma da olur, öldürme de olur, evet. Hırsızlık da olur. Bunların hepsi travmaların sonucudur. Ama bu dönemler aynı zamanda, biz sadece işin yazısal boyutundan bahsediyoruz, İyi liderlerin, iyi insanların çıkma dönemleridir de. Evet. Şey diyor ya, bu çatışma ile ilgili nazariyelerde çatışmanın, bu da aslında sosyo-kültürel bir meseledir. Edebiyatın da aynı zamanda konusudur. Yani biz bu çatışmayı şey yapmadığında kamuoyu nereye koyacaksın, Sartre'ı nereye koyacaksın, diğerlerini nereye koyacaksın? Çatışmanın şöyle bir imkan da oluşturduğu söylenir. Yeni bir yol, yeni imkanlar açar. Edebiyatta da bu şekil düşünelim. Evet. Yani Mart 2023'ten beri almış olduğum notlar vardı. Hatta Şubat 2023'ten beri sürecin içerisindeyken gezdiğim, gördüğüm yerler, şahit olduğum olaylar, çok fazla şey yapmadan, girift bir alana sokmadan yer yer notlar almıştım. Son Şubat'tan beri de üzerine yoğun olarak çalışıyorum. Allah'tan bir şey olmasa yılın sonu itibariyle zannediyorum bir roman çalışmamız da sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Depremle alakası yok. Deprem içinde depremin de olduğu insan manzaraları, insan psikolojisi. Anladım. Tamam mı? Yani depremdeki gerginlikler, insanın kendisiyle oradaki problemi, insanın kendisiyle imtihanı, depremde sürecin içerisinde, sadece deprem romanı demeyelim, depremi de içine alan bir roman. Evet. Hocam siz de belirttiniz, bir iki tane şiir yazdık işte deprem sonrası. Bir tane de roman çalışması içerisine girdik kendi adıma. Yazdım, bitirdim, oraya koydum. Şöyle geri dönüp baktım böyle romana. Dedim ki sen olmalısın. yani sen olmadın dedim yani. Ya olmadın demek çok güzel bir şey. Yani olmadın demek. Yani inan ki kapattım kaldırdım. Yani dedim ki olmamış yani. Şimdi yani, ben bunu yayın evine gönderemem yani. Göndermemem lazım dedim. Belki sonradan, belki ileriki tarihlerde üstünden geçilir, değişik bir yol haritası çizilir, ona göre bir şeyler yazılır ama yani son itibariyle şu anda yazdığım romanı kaldırdım. Yani Şeyde daha önce böyle bir girişimim olmuştu. O dönemde de psikososyal çalışmaları yürütüyorduk. Bu pandemi döneminde. Dedim acaba bununla ilgili yazılan metinler daha önceki şeylerde, bulaşlarda, salgınlarda ne tür metinler yazılmış. Bireysel metinler çok okudum. Şey vardı, mesela Marquez'in Kolera Günlerinde Aşk, bir de Camus'un muydu?
Camus'un Vebası. Vebasını okudum. Yani ikisi de bir salgının oluşturmuş olduğu o ruh hali ve o ruh halinde, ruh halinin sosyal yaşam içindeki görünümü. Çok başarılı bir şekilde dile getirmişler. Yalnız şunu da üzülerek söyleyeyim. 100 yıllık yalnızlığı okuduktan sonra kolera günlerinde aşk çok sıradan kaldı. İkisi de Marquez'in normalde çok sıradan kaldı. Ya da o kitaptan sonra çok daha nitelikli, çok daha şey bir eser bekliyorsun. Yani hafif bir biraz hayal kırıklığı da oldu. Bu ara elimde herhalde şey vardı, Kırmızı Pazartesi. Onu okumaya çalışıyorum. Bakayım o tadı alabilecek miyim? Hocam bu şiirde de böyle. Şimdi bazı insanlar bazı şiirlerle, bazı eserlerle özdeşleşir. Hani mesela ben daha önce işte birkaç yıl önce, 5-10 yıl önce yazdığım bir tane şiir. Normalde hani hece beziyle yazılmış bir şiir ama baktığım zaman hataları olan bir şiir. Yani dört dörtlük kalıbına oturtturamamışım ama o şiiri ne değiştiriyorum ne de vazgeçiyorum. Çünkü o şiiri seviyorum. Yani ya bir kısım şairler ki okumuşsunuz sizler de bir kelimeye ulaşmak için 10 yıllar beklemişler. Yani, almış yani, bir yere koyar. Belki 8-10 yıl çok farklı bir zaman diliminde bir kelime bir yerde kullanılır der. Seni arıyordum. Evet. Ben seni arıyordum. Evet. Seni buldum. Getirip yerleştiriyorsun, metin biter. Evet, sık sık gittiğimiz şeyler var. Şiir formları var il dışında falan. Arkadaşlarla artık tanışık olduk. Sahneye çıktığım zaman şey diyorlar. Bu şehrin ışıklarını oku ya da onu mu okuyacaksın? Yani insanlar artık şey yapıyor. Deprem sonrası bir şehrin ışıkları aslında biraz daha manidarlaştı. Ya çünkü o Adıyaman ışıklarına yazdığım bir şiirdi. Yani Adıyaman ışıkları, bu şehrin ışıkları diye şey, şiirleştirmiştik. O şehrin ışıkları da yok olduktan sonra biraz daha manidar oldu şiir. O şiire dokunmuyorum. Ya hatasına rağmen dokunmuyorum. O şekilde bırakıyorum. Evet hocam, şeyi fazla dağıtmayalım isterseniz konumuzu. Şimdi sizler de hani şiirinizle başladık. Şiir yazıyorsunuz, roman yazıyorsunuz. Hikaye, deneme, masal, maşallah her türden yazıyorsunuz ama sizi daha çok deneme ve hikayeyle deneme biliyoruz. Hangisi sizce? Vallahi yani şey diyor, bu şey gibi oldu. Diyor, yumurta mı tavuktan çıkar, yok, tavuk mu? Yok, o daha hazin bir şey. Hangi evladını daha çok seviyorsun? Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi, ama işin şeyi şu, püf noktası diyeyim ya da deneme biraz daha sana hastır. Evet. Denemeyi kendine yazıyorsun. Ben denemeyi yazdığımda ya da yayınladığımda iki tane ilk iki kitabım deneme kitapları. Hem Derviş'e Sitem hem Bana Yarından Bahset. Millet okur mu okurmaz mı gözüyle bakmadım. Ben her seferinde tekrar tekrar alır denemeyi yine okurum. Yine o zevki almaya çalışırım. Hı hı. Biraz okuru da seçkindir denemenin. Okuru da seçkindir, şiir gibidir. Evet. Yani edebiyat türü içerisinde biraz daha elittir. Çünkü yazarın kendisiyle ilgilidir. Evet. Ama hikaye biraz daha avami desek biraz şey yaparız, ayağa düşürürüz. Avami demeyelim. Hikaye aslında biraz herkes için yazılır. Ama hikaye, şunu da unutmayalım, hikaye ve roman da aynı şekilde yazıldığı dönemin dilidir. Evet. Yazıldığı dönemin dilidir. Ve senin hiçbir resmi belgede, hiçbir istatistikte görmediğin gerçekliği o dönemde yazılan hikaye ve romanlar sana verir. Tarihe not düşmektir. Tabii yani. Ki. Çünkü orada sivil olarak kalır. Sivil olarak kalır. Herhangi bir endişesi yoktur. Sadece olanı olduğu gibi aktarır. Evet. Bunu kurgularken içerisinde aşırı kaçtığı hususlar yok mudur? Muhakkak vardır. Yani belki değerli kılan şeyler de oradadır. Ondan sonra yazarın kurgu gücü bu noktada daha değerlidir diye düşünüyorum. Evet. Hocam sizin bir de böyle eski tür masal çalışmalarınızın
yansıtıldığı eserleriniz olduğunu biliyoruz. Nasıl diyeyim? Biz eskiden hani çırok diyorduk. İşte dedelerimizin, ninelerimizin anlattığı hikayeler, anlattığı masalları siz zaman zaman anlatıyorsunuz. Bunları kitaplaştırdınız mı ona emin değilim, bilmiyorum. Siz bunları nereden öğreniyorsunuz? Kaynakları neler? Yani bu kadar çok da hani yaşınız da genç. Böyle geçmişten, nenelerden falan öğrendim demeyin. Çünkü siz daha gençsiniz. Bunların kaynağı nereden geliyor? Geçen bir ya da nereden aklınıza geldi bunları yazmak? Geçen bir dostum Şeyh Galip ile ilgili bir şey anlattı. Herhalde 40'lı yaşlarda vefat ediyor. Belki de daha önce. Evet. Babası cenaze namazını kıldırıyor. Kendi oğlunu. Gözleri doluyor. Ya diyor bu siyah sakala bu beyaz kefen yakışmadı be. Şimdi bir gelenek var Fahrettin Üstadım. Bir gelenek var. Biz her birimiz bu gelenekten belli bir oranda kök alıyoruz zaten. Köklerimizden besleniyoruz. Bu bir anlatı olur, bir mekan olur, bir imge olur, çok farklı şeyler olur. Benim açımdan rahmetli babam yer yer bize çok kısa, özlü kelimeler söylerdi. Bir deyim söylerdi, bir deyim. Hı hı. Ama o deyim öyle bir deyimdi ki kitaplara sığar. Sen oradan öyle metinler devşirirsin ki, öyle metinler oluşturursun ki hayatın kalbine yürür. Hı. Bu noktada her ne kadar okuma dönemlerinde, memurluk dönemlerinde rahmetliden uzak kaldıysam da yanına vardığımda ümmiydi, okuma yazması yoktu. Hı hı. Ümmiydi. Evet. Ama feraseti müthişti. Duruma, şartlara göre bir kelimeyi ortaya koyar, sen o kelimenin üzerine bina inşa ederdin. Yani ben, toplumsal kültürü diyelim tabii yani, ki, çok yüksek tabii bir şey. Ki, tabii ki. Masal, işin masal kesmine gelince, masalları severim ama benim bugüne kadar yazmış olduğum hiçbir hikayede bir masal anlatmamışım. Kendi metinlerim, köklerden gelen imgeler var, mekanlar var. Katır diyorsun mesela, bir hikayemin adı Katır mesela. Ovada olanlar şunu iyi bilirler, ovada yaşayanlar. Eskiden kış boyunca dağdakiler ovaya meşe odunu getirip satarlardı. Evet. Halı getirip satarlardı. Hatta Sincik'in bir kısım köylerinde yoğun olarak ovaya gelip bizim eve konaklanırlardı. Rahmetli babamın misafiri olurlardı. Menengiç falan getirirlerdi bize. Koyun sürümüz var. Hı hı. Annem hemen şeyin üzerine sütü sobanın ya da şeyin üzerine kaynatır, bir menengiç kahvesi yapar. Menengiç kahvesi kışın bizim evde eksik olmazdı. Hı hı. Ne güzel. Ama mesela o katır meselesi. Katır o adamın geçim kaynağı. O adamın geçim kaynağı. Katırla kızının çeyizini yapıyor. Katırla ekmeğini çıkarıyor. Katırla dağda üretilen sanatı ovaya taşıyor. Biz buna yerine göre Alikan halısı diyoruz, evet. Yerine göre Sina halısı diyoruz. Evet. Tamam mı? Bir kültürel aktarım oluyor. Ovaya gidiyor, bir kızı görüyor, aşık oluyor. Dönüşte bir şekil işte birilerini gönderiyor. Birileri aracı oluyor. İşte ne oluyor? Bir hayırlı bir işe vesile oluyor. Evet. Bir kültürel dönüşüm. Evet. Ben hikayelerimde İmgeleri, katırı diyelim, dağı, taşı, sosyolojiyi, edebiyatı, toplumsal değişimi, geleneği yoğun olarak kullandım. Mekanlar var ama eski masallar değil. Evet. Mekanlar var. Yani ne diyeyim, insanlar var, kişiler var, karakterler var. Mesela katırın ayağı kırıldığında Fahrettin Bey, evet. Siz bu katıra ne tür bir şey, normalde eskiden katırın ya da attın ayağı kırıldığında kafasına sıkıp öldürüyor. Çünkü diyor artık düzelmez. He. Ya emek vermeye değmez diyor. Evet. Peki ne yaparsınız? Bilmiyorum yani. Şehirde
Şimdi bir kırıkçı getirsiniz. Şehirde veterinere götürürsünüz diye düşünüyorum şimdilik. Yok, veteriner yok. Bir kırıkçı. Evet. Kırıkçı Adıyaman'da düşündüğümüzde kim akla gelir? O rahmetlik vardı. Abuzer. Abuzer Ahmet. Ha, işte Abuzer emeği de hikayenin içerisine koydum. Çok güzel bak, ne güzel. Abuzer emeği de hikayenin içerisine koydum. Çünkü o bu şehire ait bir değerdir. Evet. Bir Samsat hikayesi mesela var. Yani insanlar toprağa bağlı. Bakın adam gidiyor 10 yıllarca İstanbul'da yaşıyor. Belki gelip memlekete şey yapmıyor ama diyor illa beni memleketime gömün. Evet. Siz Samsat'ta olduğu gibi Samsat suların altında kaldı. Sular yükselirken diye bir hikayem var. Şimdi o mekanları bırakan ihtiyarlar, kadınlar, erkekler, yaşamışlıkları olanlar ne yapacak? Gelecek Adıyaman'ın varoşlarında, adam Adıyaman'ın çeperler çevresinde bir şekilde yerleşecek. Ama o sızı orada kaldı değil mi? Evet. Oradaki sızıyı aldı, sızıyı kendisiyle beraber şehre getirdi. Evet. Bu yazılmayacak mı? Yazılması gerekiyor gerçekten. Yazılması gerekiyor evet, değil mi? Yazılmış. Peki oradaki hikaye, oradaki mesela Bekir ile Emine'nin aşkı, sevdası anlatılmayacak mı? Beymal anlatılacak yani, değil mi? Tabii ki. Ha, kültürel aktarım tam da budur. Hı hı. Bu edebiyatın kalbine yol alması gereken öğelerdir. Evet. Edebiyatın kalbine yol alması gereken öğeler. Dağlarımız var. Şahane zenginler böyle. Çiçeği var, ağacı var. Her türlü şifa bitkisi var. Hı hı. Bu ne olacak? Bu florayı, bu güzelliği, bu zenginliği böyle metni onunla bir süslemeyecek misin? Evet. Şimdi kekik kokusu kitaba koyacaksın. Eğer okur, kitabı okuduğunda o kekik kokusunu hissetmiyorsa sen kekiye de metne de ihanet etmişsin. Evet. Kesinlikle. Mesele bu. Evet. Mesela. Evet hocam, ara ara mesajlar da geliyor. Mesela Bolu'dan çok değerli hocamız öğretim görevlisi. Daha önce Samsat'ta öğretmenlik yapmış ama orada şu anda öğretim görevlisi. Zuhal Güler hocam, sosyolog aynı zamanda. Sevgili Fahrettin Bey, meslektaşımı yürekten kutluyorum demiş. Bir sosyoloğun kaleminden çıkan her şey çok değerlidir diye yazmış Zuhal hocam. Bizden de selam olsun. Selam ve hürmetler. Evet, Mustafa Kızılay, değerli Üstad Hamza hocamdan Cuma ve Düş şiirini dinlemek isteriz demiş. İyi yayınlar demiş, dua ve muhabbetle demiş Mustafa kardeşim. Sizden de ayrıca isteği herhalde. Cengiz İzci kardeşim yazmış uzun uzun. Kıymetli abilerim, öncelikle muhabbetin tadına varacağımız bir programı sunmanız nedeniyle teşekkür ediyorum. Sorum şu şekildedir demiş, sorusu var. Adıyaman ve Adıyamanlılar için fikir üretenlerin dikkate alınmasını nedenleri nelerdir acaba demiş. Depremin etkileri sadece yıkılan evler mi? Aslında değindiniz buna biraz. Yoksa yıkılan insanlar mı demiş. Deprem insanların içinde barındırdığı kötülük tohumlarını yeşerttiğini söylememiz mümkün mü? Dediğim gibi değindiniz ama belki eklemek istediğim şey vardır. Şu var. Mekan insana ruh veren biz form diyelim insana. Şimdi biz bir yeri tarif ederken diyorduk ki mesela nerede falan dükkanın yanında, falan çınarın yanında, falan yapının yanında 10 yıllardır o yapılar var ve biz oralardan besleniyoruz. Evet. Bu mahiyette şehre ruh veren unsurlardır o mekanlar. Ama bunlar maddi unsurlardır. Mekanik. Hı hı. Bunların çoğu, hepsi için demiyorum. Mesela ben Ulu Cami'ye sıradan bir mekandır diyemem. Evet. Ya da kiliseye sıradan bir mekandır diyemem. Bu şehrin ruhudur. Tamam mı? Hı hı. Onların bir şekil aynı yapı camiye. Hatta Tuzhanı için diyemeyiz mesela. Tuzhanı yani için. Önemli şeyler yani. Aynı yapıda devam etme. Çünkü bunlar ruh. Evet. Fakat diğerleri kısa mekanik yerlerdir. Bunların yenilenmesi belki gerekir. Tekrardan bir biçimlendirilmesi, tekrardan dizayn edilmesi gerekir. İnsan unsuru, asıl sıkıntı olan insan unsurudur. Ben dedim yani şey dönemleri insanın kabil yanını da ortaya çıkarıyormuş. Biz bunu yaşayarak gördük. Biz bunu yaşayarak gördük. Yani biz bir gelenekten bahsettik ya,
o gelenekten beslenememe. Yani senin cemaat dedim, toplumsal cemaatten bahsediyorum. Topluluktan. Topluluktan. Evet. Sosyolojik, yani bizim Tönnies dediğimiz bir sosyolog var, cemaat ve cemiyet ilişkileri der. Cemaat evet. ilişkileri diyor, biz ön plandadır, bir kontrol mekanizması vardır. Cemiyet işte resmi dediğimiz bir formdur, tamam mı? Daha çok ben ön plandadır, bireyler ön plandadır. Evet. Şimdi biz gelenekten beslenmeyen, farklı formlardan beslenen insanları gördüğümüz zaman, şimdi ben benim üzerimde annemin, babamın, çevremin, amcamın, dayımın bir kontrolü, bir yönlendirmesi, bir yardımı olmasa ben bugün etkin kültür maalesef dünyada Anglo-Sakson kültür dediğimiz kültür, giyimimizden, kuşamımızdan, davranışlarımızdan, çocuklarımıza sirayet eden her şey ora üzeri geliyor. Hı hı. Ve o da belki Nietzsche'nin tam meramı o değildi ama insanların zayıflarına basıp yükselmeli üzerine üretilen bir paradigma. Evet. Böyle travmatik dönemlerde de o birilerinin üstüne basarak yükselmeye çalışıyor. Evet. Bunu göz önüne almak gerektiğini düşünüyorum. Ama ben şunu da söyleyeyim. Tamam da tamamen olumsuz bir şekilde de yaklaşmamak gerekiyor. Toplumun içerisinde hala değer üreticiler var. Az mı? Az. Evet. Ama değer üretici az olacak ki bir karşılığı bir de kendisinin bir değeri olsun. Evet. Bir toplumun hepsinden kanaat önderi olmasını bekleyemezsin. Sıradanlaştırırsın. Hı hı. Bir toplumun içerisinde herkeste en iyi kalay ustası olmasını bekle, kalaycı olmasını bekleyemezsin. Bir usta olur, hakkını verir, budur dersin. Evet. Bu diğer kültürel formları da bu şekilde düşünmek gerekiyor. Aslında siz bir cümle sarf ettiniz az önce konuşurken, onun biraz daha altını çizmek gerekiyor. Tamam, bu tür olumsuzluklar yaşanıyor ama böyle girdaplı, sıkıntılı, çalkantılı zamanlarda kahramanlar da ön plana çıkabiliyor. Tabii ki. Yani işte nitekim Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal gibi bir komutan çıkmış işte, ya da zaman zaman tarihin akışı içerisinde içerisinden toplum bir kahraman çıkarıp peşinden sürüklenmiş. Böyle durumlarda da bir değil binlerce, belki yüzlerce kahraman çıkmış, insanlara el uzatmış, yardımcı olmuş. Onları da hayırla yad etmek gerek diyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyelim. Evet. Kim ne tür bir katkı vermiş, ama görünen o ki katkı verenler katkı vermeye devam etmek durumundadırlar. Evet. Mesele bitmedi. Bu travmatik durumla ilgili olan meseleden bahsediyorum. Diğer taraftan değer üretimiyle ilgili de biz iyiliği ve iyi olanı görünür kılmadığımız sürece münker daha fazla görünecek. Ve şu hiçbir zaman unutulmamalı. Münker dediğimiz, kötülük dediğimiz şey, münkir insanlara, kötü insanlara yüklenilerek iyiler mahallesine getirilmiyor. Evet. İyi insanlara yükletilerek, çünkü kötü bir insanın söyleyeceği kötü bir söz, rezerv koyuyorsun, engelliyorsun, bitiyor. Ama iyi insanlara da yer yer kötü fiiller yaptırılıyor, söyletilebiliyor, şu olabiliyor. Onun için iyi olanı görünür kılmak lazım. Bu insan olur, eylem olur, mekan olur, kelime olur, ne olursa olsun. Edebiyatçıysan iyi bir edebiyat metni. Esnafsan iyi bir esnaflık ahlakı. Mimarsan iyi bir şehir yapısı. İyi mimarlardan besleneceksin. Evet, rahmetli evet. Turgut Cansever diyor. Şey diyordu ya, sizin yetiştirdiğiniz nesiller, eğer düzgün yetiştiremezseniz, yetiştirdiğiniz nesiller şehirlerinizi işte şey yapar, tarumar eder anlamına evet. gelebilecek bir metni var. Evet. Hocam şimdi birçok şeyden bahsettik. Denemeden, hikayeden bahsettik. Bazı dostlarımız diyebilir, tamam konuştunuz, Hamza Hoca iyi bir şeyler yazdı ama böyle bir denemeyi paylaşmamız mümkün olur mu? Böyle dostlarımız işte tamam deneme budur, Hamza Hoca budur dedirtecek. Böyle çok da uzun olmayacaksa. Yok, ben o zaman ben
Son, herhalde en son yazdığım denemelerden bir tanesi. Yani dostlarımız denemelerini görmüş olsun, tadına varmış olsun. Ya benim deneme zaten biraz şiir tadında. Evet. Ve çok da uzun değil. Buyurun. Zemheriye beş kala. Zemheri'den önceydi. Dağın başına henüz karın düşmediği, kırağının henüz taşların yarıklarında yer bulmadığı ve sonbaharın sonuna kalan o son yaprağının ucunu çiğin mesken tutmadığı vakitler. Ne soğuk, ne sıcak, ne yazdan kalan ter, ne kışın nefesimizi kesen soğuğu var. Aşina olduğun vakitler, aşina olduğumuz izlere dönüşüyor. Kesik bir şimşek gibi gitgellere uyanmış tabiat bizi göğüslerinde emziriyor. Mevsimden bize düşeni biliyorduk ve bu kadar uğraştan sonra o da bizi iyi biliyor. Bu vakitler acı erikte başak zamanı. Bu vakitler kınalı kekliğin ovadan dönecek kımılı beklediği vakitler. Bu vakitler bereket, bu vakitler keskin alıç kokusu, bu vakitler koyu menengiç yeşili. Herkes her şeye aşina, yağacak yağmura, Yusufçuk kuşunun son uçuşuna, deli esecek rüzgara. Herkes her şeye aşina, dağ çayı rengi gözlerine, ehlamul kokulu zamana, kaya kuşunun son ötüşüne, bin yıllık suskunluğa ve uzun nutuklara, yamaçtan şehre kayan toprağa, o toprağa karışan kayaya, güneşin sıcaklığına ve gölgelenmek ile güneşlenmek arası kaçışlara. İşte böyle zamanlarda senin izin düşer toprağa. Bunu da sadece ben bilirim. Böyle zamanlarda tabiat sen olursun. Sen hüzünlendiğin vakit göğün hüznünün yeri ıslatacağı belli. Bastığın yerler berekete döner ve ben bu mevsim lal olurum. Ayak izlerinde biten cennetin çiçekleri için herkes bir efsaneden rol çalıp dağ ceylanının koşu yolu der. Oysa onlar nerede bilecekler senin geldiğini? Heybenden başağın danelerinin toprağa döküldüğünü, o son kaya kuşunun uçurumun kenarındayken senin saçlarından esip vadinin ölülerine hayat verecek meltemleri beklediğini. Yüreğinize sağlık hocam. Yani ben biraz daha çok şiir gibi algıladım. Yani sanki böyle şiir dinliyormuşum gibi oldum. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Hakikaten kaliteli. Teşekkür ederim. Hocam benim bir duyurum var. Ondan sonra sizin kitaplardan bahsedeceğiz. Ben duyurumu yapayım. Eyvallah, buyurun. Evet değerli dostlar. Yarın inşallah yolcuyum. Diğer gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Adıyamanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organizasyonunda sevgili Samsat Belediye Başkanımız Halil Fırat, Adana Adıyamanlılar Derneği Başkanı İbrahim Öztürk ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Orada söyleşi ve imza günümüz olacak. Programda yapacağım insan olmak konulu bir söyleşi sonrasında da insanca yaşama bilinci, Samsat'ta bir gül, suskun dilim, yalın ateşin kıvılcımları, duş kırağım isimli kitapların yanı sıra henüz çıkan, daha benim bile elime almadığım, Efsus Yayınları farkıyla çıkacak olan Fırat'ın İki Yakası isimli romanımızı imzalayacağız dostlarımıza. İnşallah. Orada ne metin var? Fırat'ın İki Yakası şey vardı. Ben sular yükselirken araştırdım böyle bir isim var mı diye bulamadım. Yok, yok. Şey değil. Ben Kantar. Suyun o tarafından ve bu taraftan iki kantar. Kantara. Kantara. Hı. Kantara. Zaten mevzu o. Kantara ve Samsat. Aynen hemen hemen. Evet dostlar. 16 Kasım Cumartesi günü saat 15'te. İnşallah orada olacağız. Nerede olacağız? Atatürk Kültür Merkezi'nde olacağız. Nerede? Lefkoşa Büyükelçiliği'nin hemen yanında bir şehirde Atatürk Kültür Merkezi'nde olacağız. Kıbrıs'taki bütün dostlarımızı bekliyoruz inşallah. Evet Hamza Hocam, kitaplar dedik ya, biraz da sizin kitaplardan bahsedelim. Çok fazla bir zamanımız da yok. Hem yayınlanmış kitaplarından bahsedelim hem de kısaca böyle yapacağınız, yapmakta olduğunuz çalışmalardan bahsedelim. Buyurun. Ben şunu diyeyim, benim ilk iki kitap deneme. Evet. İlki 2015'te yayınlanmıştı. Derviş'e Sitem.
zannediyorum 3. baskıya girdi. Zevkle okudum. Bunu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Zevkle okudum. 3. baskıya girdi. Yine ondan sonraki süreçlerde herhalde bu da 2017'de mi yanılıyor olabilirim ama aşağı yukarı. Evet. Bana Yarından Bahset deneme kitabım. Bu da aynı şekilde yeni baskıya girecek inşallah yakın dönemde. Ve elimde olan hikayeleri yayınlattığım Kutanlı Gülistan ki hakikaten bu topraklara ait bir kitap. Evet. Bu topraklara ait bir kitap. Bu toprağın kokusunu, hissiyatını, edebiyatını, geleneğini yansıtmaya çalışan bir kitap. Üçüncü kitabım, bu da üçüncü baskıya girecek yakın dönemde. Üzerinde aslında kitaplaşmaya yakın bir deneme, bir şiir kitabı da var ama evet. Onları roman sonrasına bırakmayı düşünüyorum. Roman inşallah bir yayınlansın ondan sonra. Bir diğer kitap, Bir Diriliş Eri Sezai Karakoç. Bu tek yazarı değil, benim de bir makaleyle katkı sunduğum kitaplardan bir tanesi. Yazara Şakir Dicdehan, Nabi Avcı, Osman Koca, rahmetli Ersin Nazif, bizim Abdülvahap Balle. Ben burada bir sosyolojik bir makale ile katkıda bulundum. Üstad Sezai Karakoç'un Masal, Şiiri ve Yabancılaşma üzerine sosyolojik bir okuma diye bir metin, uzun bir metin. Yani bakalım okurunu bula diyelim. Okurunu bula inşallah. Bulacak inşallah. Yani, evet. Bundan sonraki aşamalarda neler var hocam? Neler dediğim gibi inşallah yılın sonuna... Ya roman çıkacağını söyledik zaten. Roman şey yapacak ama romandan önce hazır olanlar var ama bekleteceğim. Yani bir deneme şey daha var. Evet. Elimde bir çocuk kitabı bitecek. Farklı metinlerde çocuklara yönelik oluşturulan bir kitap. Şiir ve bir kısım hikayeler de var. Yani son bir yıldır aslında bereketli zamanlar. Bereketli evet. zamanlar. Ben özellikle aslında şu an küçük bir ilçedeyim. Tut diye bir Tut'tayım. Bol bol okuma fırsatı var. Bol bol okuma fırsatı var. Ve bol bol yazma fırsatı var. Benim okuma ve yazmaya normalde 2-3 yılda verdiğim vakti bir yılda okumaları, yazmaları yapıyorsun ve vakit de kalıyor sana. Bereketli geçiyor Allah. O pandemi süreci biraz pandemi, öyle o anlamda faydalı oldu değil mi? Pandemi süreci de faydalı oldu. Yani o sürede gerçekten içeride yapacak başka bir şey yoktu. Ben şahsen de çok okudum yani o okumalar süreçte. Okumalar iyiydi. O dönemde biz yoğun olarak şimdi rehberlik hizmetlerinden dolayı çocuklara evet. psikososyal destek verme bağlamında çok fazla içerik o dönemde ürettik. 20-30'un üzerinde küçük küçük video, çok farklı çalışmalar. Bu şey dışında, edebiyat dışında mesela İhmal ve İstismar'la ilgili bir kitapça editoryası bendeydi. Yine bağımlılıkla ilgili bir tane, yine akran zorbalığı ile ilgili. Bunlar alan ile ilgili çalışmalar olduğu için oralara girmedim. Bakalım. Elimizden geldiği kadarıyla evet, faydalı olmaya çalışacağız. Süremizi tamamladık sayılır. Ben sizden şey rica edeceğim. En son özellikle gençlerimize edebiyat anlamında bir tavsiyeniz var mı? Bununla bitirelim. Çünkü sizin görüşleriniz çok önemli. Yani haddimizi aşmayarak ben şunu söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim bir iki yerde. Ya gençlerimizin her birinin bir arkadaşına rahatça anlatabileceği kafasında bir kitap ile bir iki kitabı rahat anlatabilsin. Bir iki sinema filmini rahat bir şekilde kafasında olsun. Hı hı. İki fıkrası olsun bir dostunu böyle tebessüm ettirebilsin. Yani biraz da hayatın içerisinde olsun. O kendiliğinden su akarını bulur diye düşünüyorum. Suat abi diyor iki spor darı ile ilgilensin. İki enstrüman çalsın diyor. Yani. Suat abi biraz da ilgili. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok çok değerli. Çok çok değerli. Evet. Yani.
Çok teşekkür ruhu ediyorum. Ruhu nazik eder. Yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli dostlar, bu akşam konuğumuz eğitimci yazar, çok değerli hocamız Hamza Çelenk'ti. Özür diliyorum, ben bir an boşluğa düştüm böyle. Önümüzdeki hafta yeni programlarla, yeni konuklarla, yeni konularla huzurlarınızda olduğu dek hepinize esen kalın diyorum.